Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlere işlem merkezinde çap telafisini anlatacağım. Ses tornadan işlem merkezi çok farklı. Çünkü işlem mantıkları farklı. Arkadaşlar çap telafisi kullanmadan da yazdığımız durumlar var ama çap telafisini kullanmak bize ciddi kolaylık sağlıyor. Çap telafisini kullanmak arkadaşlar kodu G41 ve G42 ve iptali de G40'tır arkadaşlar çap telafisinin. Şu şekilde arkadaşlar yönleri vardır bunların. Şöyle çizelim bir şey. Şurayı şöyle yaparsak klasik bir manada şöyle. Şöyle bir parça arkadaşlar. Eğer siz takımın şurada dışarıdan ve soldan sağa doğru gidiyorsanız G42 bu tarafa doğru takım hareket ediyorsa G41 işte de tam ters oluyor arkadaşlar. Eğer iç çap işte yani için ve dışını da yaklaşmadan dolayı biliyor. Yaklaşmayı nereden aldığını ve yönünü söylerseniz oradan çalışıyor. Uzun bir konu. Bunu da ciddi anlattık arkadaşlar. Nasıl yaklaşmamız gerekiyor, nasıl giriş yapmamız, nasıl çıkış yapmamız gerekiyor. Daha detaylı anlatım istiyorsanız arkadaşlar işlem merkezi kitabımızdan ulaşabilirsiniz. Bu konuda önemli olduğu için ciddi yer vermeye çalıştık. Burada da arkadaşlar işte G41. Ben böyle biliyorum genelde yapıyorum. 41. Burası da şu yönde G42 oluyor arkadaşlar içeride. Bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu kullanırken kesinlikle bir yön konumutuyla birlikte yapıyoruz. Yoksa çalışmayabilir. Bilginiz olsun. Burada arkadaşlar siz bunu yazarken sizin offset sayfanızda arkadaşlar radius yazan bir yer var. Veya D yazar arkadaşlar. Ve aşınma değeri vardır şurada da. Şurada H olan yer vardır. Buradaki D'ye yarı çapını yazacaksınız. Örneğin siz 12'lik bir takım kullanıyorsanız buraya 6 yazmanız gerekiyor bu satıra. Bunu nasıl belirtiyoruz arkadaşlar? Örneğin satırda işte G01 ile yaklaşıyorsunuz. Nedir? G42 kullanalım. G42 X D 10'a git derken D hangi takımı kullandıysanız, öncesinde siz T01'i kullandıysanız, M6 T1 yapıp bir yazmanız gerekiyor. Yani hangi ilgili satırdaysa buradaki yani sıra numaralarında onu yazmanız gerekiyor ki ona göre yarı çapını ya içeri alacak ya dışarı alacak. Size kalan sadece çizgiler yazmanız yeterlidir. Yoksa siz ne yapacaksınız? Dışarıdasınız örneğin. Siz sıfırlamayı tam ortasından aldığınız için bunu hesap ederek devamlı dışarıda biraz daha ötelenmiş gibi çizgi veya içerideymiş gibi yazmanız gerekecek. Ve radius yazarken falan ciddi zorluk çekebilirsiniz. Çünkü siz 12'lik bir çakı kullanıyorsunuz ve şuradan R5 dönüş yapacaksınız. Oraya R5 değil de R11 olarak yani takım yarı çapını hesaplayarak burada bir radius devam ediyormuş gibi yazmanız gerekiyor ki tam ölçüyü yakalayabilirsiniz diye. Çok detaylı arkadaşlar bu konu. Ben kısaca değinmek istedim. Burada arkadaşlar yaklaşırken kesinlikle ve kesinlikle bir yönden yani siz buraya gelirken nasıl söyleyeyim? Örneğin siz şurada G42 kullanacaksınız. G42 kullanırken yönünüz G41 tarafına giderken G42 derseniz sıkıntı yaşayabilirsiniz veya der ki radius uyuşmuyor. Bir alarma geçer teza. Burada uygun şekilde yanaşmanız gerekiyor. Örneğin yanaşırken kesinlikle yarıçap miktarı kadar en az veya daha fazla dışarıda olarak yanaşmanız gerekiyor ki yönü belirtebilirsiniz. Burada örneğin siz bu etrafı döneceksiniz ve takımınız burada. Eğer siz uygun bir şekilde yazmazsanız siz hatta takımım şurada olsun. Abartayım biraz. Siz bu çizgiyi takip etmek istiyorsunuz.
G42 şey 41 ile yazarken buradan yazarken arkadaşlar şuraya gelip daha sonra yazarsanız faydalı olur. Yoksa takım burayı tamamlamak için böyle çapraz bir hareketle gidecektir. Şöyle gidelim hatta. Şuradan sizin parçanıza, iç parçanıza dalma yapabilir. Yani bunu programlamak için arkadaşlar dediğim gibi burada önemli şeylerden biri yanaşma mesafeleri. İşlem merkezi kitabında çok detaylı anlattık. Dairesel bir parçaya nasıl yanaşırsınız? Veyahut da içeriden nasıl yanaşırsınız gibi radüste dönmeler var. Direkt girip çıkmalar var. Burada da örneğin sizin takımınız şurada. Buraya geliyorsunuz. Radüste yaklaşıyorsunuz. Döndünüz. Radüste gelip sonrasında çıkıyorsunuz. Aynı noktaya geliyorsunuz örneğin. Sizin takımınız buraya geliyor. Mesela 1, 2, döndü 3, çıktınız radüste 4, buraya geldiniz 5 hamlede şu hareketi yaptırabilirsiniz. Bunlar önemli. Yanaşırken buradan yanaştınız örneğin. Bakın yön bu şekilde. O zaman siz burayı G42 ile döneceksiniz. Buradan G41 ile döneceksiniz. Tam tersi rakamlar değiştirirsek buradan geldiniz. Bu şekilde dönebilirsiniz. İçerisinde aynı şeyler var. Veya direkt girip çıkabilirsiniz. Dediğim gibi ciddi bir konu. Yani 3-5 dakika ile 10 dakika ile anlatacak bir konu değil. Yani birkaç saatimizi ayırmamız gerekiyor. O da şu an için mümkün değil. Ama kitapta bunu detaylı bir şekilde anlattık. Şu an ana temalarına değindik bunların. İnşallah faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. İyi çalışmalar.